Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir başka ürün inceleme videosu daha çekeceğiz. Ben işten biraz önce geldim. Bu arada inanılmaz derecede yorgun ve dağılmış durumdayım. Saçım başım felaket durumda. Makyajım biraz bozulmuş olabilir. Kusura bakmayın. Ayrıca hala çok hastayım. Kendimi şöyle koltuğun üstüne atmış bulunuyorum. Ancak yine de yılmadım ve sizler için bir video hazırlayacağım. Bu ürünü piyasada kesinlikle duymuşsunuzdur diye tahmin ediyorum. Ben geçenlerde arkadaşlar bir saç kazası yaşadım. Sizlere bir benimle hazırlanım videosu çektim. Yukarıdan izleyebilirsiniz. Bir düğüne giderken hazırlık yaptım ve onun öncesinde tabii ki kuaföre gittim. Ve kuaföre saçlarımı hani cila yapmasını, çünkü çok açık griydi, gümüş rengi bir griydi. Eski videolarımı izlerseniz görebilirsiniz. Griye boyamasını söyledim. Yalnız rengini ben de söylemedim. O da sormadı. Yani grinin tabii bir sürü tonu var. Ve saçlarımı boyayıp yıkadıktan sonra tamamıyla simsiyahtı. Saçlar koyu griye boyamış arkadaşlar. Dolayısıyla zaten öyle bir kaza geçirdim. Ve haliyle saçlarım koyuldu. Dolayısıyla arkadaşlar ben de bu durumdan yararlanıp L'Oreal'in bu son ürününü sizlerle birlikte denemek istedim. Pembe rengini almak istedim ben aslında. Gratis'e gittim biraz önce ve kalmamıştı. Hemen bitiyor dediler zaten. Bir turuncusu vardı, koyu mavisi vardı. Bir de bu açık mavi gibi olan bir rengi vardı. Şu anda bunu uygulayacağım. Normalde koyu renkli saçınıza uygulamayı çok fazla tavsiye etmiyorlar. Şöyle yakından göstereyim. Renk tonlarını görebilirsiniz. Yani uygulayacağınız en koyu renk yine saçınızın şu şekilde olduğu rengidir. Daha koyu renklerde bu ürünler çok fazla işe yaramıyor. Bu renk kahve tonlarındaki saçlarda görünmez diyor. Yani saçlarınız koyu bir renkse bunları uygulamanız çok fazla etki etmeyecektir. Rengin görünmesi için saçın rengini açarak uygulayın diye bir ibarede yazıyor aynı zamanda burada. Arkadaşlar şimdi bunu uygulamak için videoları çektiğim odaya geçiyorum. Yani salonda bu riske girmek istemiyorum çünkü ne olur ne olmaz. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Makyaj masamızı çok dağınık. O kısmı görmezden gelmenizi rica ediyorum. Üstüme böyle uyduruk bir şey giydim. Çöpe atılabilme ihtimali olan bir şey. Ve boynuma da bir tane şöyle yine kirletebileceğim tarzda bir havlu asacağım. Ve bir de şöyle tarak aldım. Arkadaşlar bunlar uçaklarda dağıtılan taraklar, özellikle overseas uçtuğunuz zaman, yani deniz aşırı ülkelere ya da uzak bir yere, belli bir saatin üstündeki ülkelere uçtuğunuz zaman size böyle minik paketler verirler, bilirsiniz. Onlardan çıkıyor bu taraklar. Bu da çöpe atılabilme ihtimali olan bir tarak. Hemen şu gözlüğü de çıkartıp gelip boyaya başlıyorum. Aşağıda kalan kısımları boyayacağım öncelikli olarak. Daha sonra da üst taraftakileri boyayacağım. Şöyle bir menü var. Yani nasıl kullanacağımızı anlatıyor. Olur da okuyarak anlayamazsınız diye resimli olarak da burada detaylı olarak anlatmış. Ve uygulaması gerçekten basit arkadaşlar. Sadece uyguluyorsunuz yani saçınızın açık olan, rengi açık olan yerlerini. Şöyle ikiye ayırdım saçlarımı. Bu arada eldivenle elleyince inanılmaz derecede elektriklendi. Mor renkte arkadaşlar. Da böyle yakından da göstereyim. İyice yedirmek gerekiyor bu saça. Ben bu arada geçmiş yıllarda renkli saç kullandım. Saçlarım 4-5 sene boyunca kırmızıydı, kıpkırmızıydı. Lise dönemindeydi bu arada. Böyle hocalardan nasıl kaçacağımı, nasıl saklanacağımı şaşırıyordum yani. Ama çalışkan ve cici bir öğrenci olduğum için bu konu çok da fazla gündeme gelmedi. Bu arada boyanın değdiği yerleri görüyorsunuz, masmavi oldu. Arkadaşlar boyanın biraz daha iç içe geçmesini sağlamak amacıyla tarağın ince tarafıyla tarıyorum. Taramaya çalışıyorum daha doğrusu. Şu anda hepsi bu kadar. Şimdi arada beklerken 15-20 dakika ne yapacağım? Tabii ki yemek yiyeceğim çünkü çok...
aslında uygulama şekli. Alıyorsunuz saçınızı ve tarakla geriye doğru tarıyorsunuz ince uçlu bir tarakla. Bu şekilde uygulanmasını tavsiye ediyorlar. Ama ben gördüğünüz gibi o şekilde uygulamadım. Normal bir şekilde uyguladım ve ince bir tarakla tarayıp boyanın iyice saçların arasına, saç tellerinin içine geçmesini sağladım. Bu da bir yöntem, bu da bir yöntem. Hani hangisini tercih ederseniz, bana böyle geriye doğru taramak çok çok mantıklı gelmedi. Bu arada arkadaşlar normalde 15-20 dakika yazıyordu ve ben yarım saat kadar bekledim. Dolayısıyla durularken de bir şampuan yaptım. Birazcık rengi aktı orada. Çok çok mavi olmasını zaten istemiyordu. Artı olarak size bir önerim ve uyarım daha var. Bunu arkadaşlar saç boyasını durularken duşa girdiğinizde ya da durulama yaptığınız yerde önce suyu açın ve saçınızdaki boya bir aksın. Yani ellerinizi değdirmeyin çünkü özellikle de ojeleriniz ve tırnaklarınız benim gibi açık renkse direkt olarak boyuyor. Hatta şuraları falan boyandı ve çıkartamadım ve ben temizlemek için onu bayağı uğraştım. Dolayısıyla önce boyayı akıtın, ondan sonra hani nasıl ne şekilde yıkayacaksanız saçınızı onu yapın bence. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Herhangi bir sorunuz ya da yorumunuz olursa bana her zaman ulaşabilirsiniz. Bu boyayla ilgili veya diğer konularla ilgili. O zaman en kısa zamanda yeni videolarla tekrardan görüşüyoruz. Hoşça kalın.